kendi topraklarımda, kendi milletim için eğitim veriyorum. Burada bizim de arazilerimiz, tarlalarımız var sonuçta. Hani ben de buranın çocuğuyuz. Bizim projeyi yapmaya ödüldüğümüz geçen sene başladık biz bu projeyi. Demirci ve köylerinde, Demirci Belediye gibi diğer etraftaki mevki, deniz düzeyine göre rakımı çok yüksek. O yüzden burada bizim bütün Türkiye'de değil, sadece dünyada da sıkıntı yaratan bir Akdeniz meyvesini var. Bu karantinaya tabi bir zarar. Hiçbir ülke bu sineğinin ülkesinde bulunması istemiyor. Çünkü bu meyvelere girdiği zaman o meyveyi yiyemiyorsunuz. Hepinizde kiraz burada meşhur zaten. Evet. Yani zeytinlerde bütün genel kültürlerde onunla ilgili olarak zeytin, bu zeytinde yapmıyor. Zeytinde zarar yapmaz. Şu anda bizde yok. Evet, koyunlarda zararlı. Zeytinde de ilgili evet kurtlarımız var. Ama bizim şu andaki yaptığımız şey özellikle kirazda. Kiraz, Türkiye ihracat potansiyeli çok yüksek bir ülke. Bütün dünyaya özellikle uzak doğudaki Çin, Japonya gibi yerlere biz kiraz ihracat edebiliriz. Ama bunları ihracat edebilmemiz için de bu dediğimiz Akdeniz meyve sineğinin olmaması gerekiyor. Ülkeler bu meyveyi alırken bizden isterlerken siz diyor bu sinekle bulaşık mı değil mi? Bunu bize diyor tespit edin, söyleyin, bilimsel olarak kanıtlayın. Evet, analiz yapın, biz alalım. Sinek görürüz. Aynen, sinek yoksa biz alacağız diyor. Sinek varsa biz almıyoruz. Şu anda Amerika bile Türkiye'den kiraz alıyor. Japonya'ya yaptırımlarıyla kendini tanımlamış bir ülke olduğu için Amerika bizim kirazımızı Japonya'ya satıyor. Ya da uzak doğu ülkelerine pazar. Biz aracı oluyoruz. Aracı oluyoruz. Aynen. Biz bunu engellemek için geçen sene burada Manisa İl Tarım Müdürü, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci İlçe Tarım Müdürü, Demirci Ziraat Odası olmak üzere bütün paydaşlar, herkes elini taşın altına koyarak bir proje başlattı. Bu projede de ağrı alan projesi. Bunda biz burada Akdeniz meyve sineği yoktur. Bizim burada hiçbir şekilde kışlamıyor, dönünü devam ettiremiyor. Bu yüzden de hiç ürünlerimizde zarar yapmıyor diye bir rapor hazırlayacağız. Sonra biz buradan kirazlarımızı hiçbir şekilde yaptırma maruz bırakmadan, yani ekstra bir uygulamaya maruz bırakmadan direkt ihracat yapabileceğiz. Ve bu da bütün ihracatçıları burayı çekmeye potansiyel gösterecek. Sinek yok sende bizde. Evet. Bizde yumurta var. Aynen. Ama işte bizde yok. Bak hepimiz diyoruz. Yok bizde. Yok. Ama biz bunu dünyada uluslararası standartlarda tespit edebilmemiz için bir raporla sunmamız gerekiyor. Biraz daha da öyle evet. Çıkıyor mu biz? Bir konu yaratıyor. Evet bak işte bu olmayan şeyi bizi biz duyurmamız gerekiyor. Kendi kendimize biliyoruz. Ama pazarlamaya geldiğimiz zaman bunu duyuramadığımız, ispat edemediğimiz için pazarlayamıyoruz. Ve bu yüzden de hep kirazlarımız elimizde kalıyor, satamıyoruz. O yüzden de yapmayalım kiraz diye köyümüzü terk edip şehirlere geçiyoruz. Öyle değil mi? Niye biz yaptığımız kirazımızı direkt pazarlayabilsek, daha iyi bir gelir elde etsek, damında kalmasa kirazlar. Gelirimiz olsa gitmez. Evet. Bunun için biz başlattığımız bu projede, dün evvel gün, iki günde bir simav verdik. Sımavı da yine bu çerçeve içerisine alarak, hani potansiyel olan yerleri alarak tuzaklarla şu anda bütün ilçedeki ya da ilçe ziraat odasındaki arkadaşlar gelerek burada zaten tuzak kontrolleri yapıyorlar. 140 tane Demirci ve köylerinde tuzak asıldı geçen sene. Bunlar da şu ana kadar sadece bir köyde, Sımava sınır olan bir köyde bir tanesi yakalandı, bize sıkıntı yaratacak sene. Oraya da biz direkt müdahale ettik zaten. Dün eve ilgili simalda o yüzden oradaydı. Bu bayanlar orada portakal, elma soyuyor, portakal soyuyorlarmış fabrikalara. Onlardan gelen bir kaynak. Yani bizim buradaki yaşayan ya da bizim buradaki kirazımızda turşuyumuz olan bir zarardan dolayı değil. Dışarıdan bulaşmayla değil. Akdeniz'den geliyor. Evet, evet. Meyveler dışarı Akdeniz'den bölgelerden geliyor, soyuluyor. Onlardan biz oluşturuluyor. Biz bunları yasaklayacağız. Bunların hepsinin orada şu anda kaldığı. Böyle bir şey yapmayacaklar. Böyle bir risk bizim için oluşturmayacak. Şu anda umudumuz var. İyi gidiyor her şey. Ki bunu bu senede yapmamız gerekiyor bizim. Bu senede bu şekilde devam ettirir. Eğer hiçbir yerde yine sinek yakalamazsak tuzaklarımızı, biz bu iki yıllık çalışmanın sonucunda uluslararası standartlarda kabul gören bir protokol haline getireceğiz.
dünyaya sunacağız ve uzak doğu ülkelerine yaptırımsız hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan direkt kiraz ihracatını açabiliriz. Demirciye de açılacak bir şeyler. Tabii bu büyük ihracatçıları biliyorsunuzdur. Bu bölgeden şu anda yatırım için bile yer arıyorlar artık. Hani bu konulara bak tarlalarımızın sahibi olur. Yer arıyorlar. İstanbul'da yer arıyorlar. Çünkü biliyorlar burada o potansiyel var. Burada bu imkan var. Bu şey, bu avantajlarını bilen dili işte. Evet. Ne diye kaç kilometre İstanbul'dan gelip burada yüz dönüm yer alsın? Kesinlikle. Alıp burada büyük yatırımlar kurup geleceği... Ya bu bir avantaj her yerde. Mesela bir ayma ovada yetişmiyor, Manisa'da sahilde yetişmiyor örneğin. Aynen. Bir kiraz öyle, bu kirazın mesela iklimi serili olmak zorunda. Evet, ayva...